Peki Sayın Başkan, işte pandemi, deprem, ekonomik krizler yola çıkarken vaat ettiğiniz projeler vardı. 4,5 yılda ne kadarı hayata geçti Çiğli'de? Ya birçoğunu yaptık gibi. Yani mesela pazar yeri sayısının arttırılması, pazar yerlerinin imkanlarının geliştirilmesi. Mesela Evkabeş pazar yerinin üstünü kapattık mesela, buna bir tören yapmadık. İşte Balaçık Mahallesi'nde yıllardır açılamayan bir pazar yeri vardı. Yapılamayan bir pazar yeri vardı. Yaptık, açtık. İşte Küçük Çiğli'de bir özel pazar vardı. O kapandı. Hemen onun yerine Çiğli Belediyesi adına bir pazar açtık. Mesela 3 tane yeni pazar açmış durumda. 80'e yakın park bitirdik. İşte uzay merkezi, çeşitli sosyal çalışmalar, dondurarak kurutma, meyveleri dondurarak kurutan bir merkez açtık mesela Kaklıç'ta. Yani hani bunun gibi üretime dönük çalışmalar yaptık. Kadın aile binamız var bizim, 4 katlı. Kadınların eğitim alabildiği, aldıkları eğitim sonucunda istihdama olanaklarına ulaşabildiği, oraya geldiklerinde çocuğunu bırakabilecekleri kreşlerin olduğu böyle bir hani sosyal alan, işte Nermin Aba'dan UNAD Kadın Yaşam Merkezi gibi böyle birçok sosyal proje yaptık. Yeni fiziki alanlar kazandırdık. Yani bu uzay havacılık kampüsünü gezmiştiniz herhalde, Evet, değil mi? evet. Beraber. Yani o Çiğli'nin geçmişindeki havacılıkla günümüz uzay teknolojisini bir araya getirdik. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, gençlere, her şeye dokunduk. Eksik kaldık dediğin neyse, mesela bu yaptıklarımın hepsi benim şeyde var. Seçim beyannamesinde var. Halihazırda Çiğli Belediyesi'nin bir kreşi vardı. Kreşin kapasitesini arttırabildik. Kadın Yaşam Merkezi'nin içerisine bir oradaki öğrenci eğitim gören kadınların, çocuklarının katılabileceği bir kreş yaptık. Yani 1,5 kreş oldu, öyle diyeyim. Yani mesela eksik kaldığımız nokta kreş. Onun dışında seçim beyannamesinde yaklaşık 16 başlığımız var. 16 başlığımızın 15'ini büyük ölçüde tamamladık diyebilirim. Evet.